Böyle şey olmuyor mu? Videolarda masanın üstüne bak, oyuncak diye objeler falan oluyor. Yani bizdeki de obje böyle oluyor. Yani çobanın çam sakızı çoban objesi budur yani. Videoyu beğenmeyi ve eğer beğendiyseniz ve sizin gibi beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza sosyal medya hesaplarından paylaşmayı unutmayın. Öpüyor lan bu beni. Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bugün birkaç bölümdür dile getirdiği buğday konusunu masaya yatıracağız. Ben de çok merak ediyorum buğday ekonomisi hakkında söyleyeceklerini. Söz sende. Bu videoyu trade edenler de izlemeli. Normal sade vatandaş da izlemeli. Yani trade'le, borsayla, şunla bunla hiç alakası olmayan bir insan da izlemeli. Türkiye'nin tamamı da izlemeli. Hatta dünya da izlemeli. İki açıdan ele alacağız. Birincisi işin yatırımsal ekonomik boyutunu, ikincisi de gerçekten ekonomik boyutunu anlatacağım. Çok enteresan bir konu. Biz kanalda ne konuşuyoruz genellikle? Ekonomi. Evet. Konularımız dolar, borsa, bankacılık, Forex, hisse senedi, Forex, kripto paralar. Bunları anlatıyoruz. İşin yatırımsal ekonomi kısmını konuşuyoruz çoğunlukla. Arada da mesela hayvancılık ekonomisi diye bir video atıyorum. O izlenmiyor. Halbuki izlense bugün çok daha farklı düşünceler içerisinde olacak insanlar. İzlemeyenler için izlemenizi tavsiye ederim. Kırmızı et neden pahalı? Hayvancılık ekonomisi adında bir videomuz var. 7 ay önce falan yayınladık. Sanki dün çekmişiz gibi bugünü anlatan bir video olmuş. Buğday da muhtemelen öyle olacak. İleride baktıkları zaman ya adam doğru söylemiş diyecekler. İnşallah. Buğdayda şöyle bir durum var. Temel gıda deyince aklına ne geliyor? Benim aklıma ilk domates, biber, patlıcan, ekmek, pirinç, makarna. En temel gıda maddeleri. Evet. Peki bunların en temeli nedir diye sorsam? Buğday mı acaba? Yani. Şimdi ekmek, makarna bu açıdan ele aldığın zaman. Un. Hepsi tabii buğdaydan. Buğdayın varsa aç kalmıyorsun. Buğday temel gıda maddelerinin en temelidir. İnsanoğlunun petrol, altın, dolar ve türevi maddelerden elde edebileceği faydadan çok çok daha büyük bir faydası vardır. İnsanlığı ayakta tutar ve hayatta tutar. Petrolün varsa hayatta kalacağının garantisi yoktur. Çok miktarda doların varsa hayatta kalacağının garantisi yoktur. Külçelerce altın bile seni hayatta tutamayabilir. Ama bir çuval un seni uzun süre hayatta tutar. Buğdayın farkı bu. Yatırımsal olarak ne anlatabilirim sence buğdayla ilgili? Bir fikrin yok değil mi? Çünkü zaten uzaksın konuya. Haklısın da. Bireysel şu anda bu videoyu izleyen sade vatandaş da yatırımsal olarak buğday ne demek ya falan diye düşünüyor. Benim ilk aklıma geleni söyleyeyim mi? Söyle. Muhtemelen konuyla benim gibi ilgilenmeyen insanların da ilk aklına gelen şu. Buğdayla yatırım yapmak nedir? Alalım kilerimize buğday koyalım. İleriki zor günlerde oradan alır yeriz. Bu bir yatırım tarzıdır ve gerçektir. Fiziksel teslimatlı bir yatırımdır bu. Yatırım içerisine girer yani. Ama insanoğlu senin düşündüğün kadar basit, sade ve insancıl değil. Buğday üzerinden pek çok diğer enstrümanda olduğu gibi bazı kontratlar üretilir. Şimdi her gıda maddesinin hemen hemen bir borsası vardır, tamam mı? İşte Konya'ya git, buğday borsası vardır. Ankara'da şeker borsası. Bu mesela işin ekonomik yatırımsal kısmına girebilir. Bunun haricinde bir de insanoğlu bunların üzerinden kontratlar üretiyor. ETF. ETF nedir biliyor musun? Hayır. Türkçesi borsa yatırım fonu diyeyim ben sana kısaca. Buğday üzerinden fiziki teslimatı olmayan vadeli bazı kontratlar üretiyorlar. Bu demek oluyor ki senle ben aramızda bir kontrat yapıyoruz. Sen diyorsun ki ben buğdayı senden 2 ay sonra şu fiyattan alacağım. Şu kadar buğdayı şu kadar fiyattan alacağım diye bir kontrat yazıyorsun. Ben de diyorum ki eyvallah, anlaşıyoruz. Buğday artık bir kontrat haline dönmüş oluyor. Bu gerçekten fiziki teslimatlı olsa, hani ben sana 2 ay sonra o vade geldiği zaman getirip çuvalda buğdayını koysam, sen de getirip paranı koysam, buna bile lafım yok. Ama bahsettiğim kontratların fiziki teslimatı bile yok. Bu da mı hayali? Hayali. Forex gibi. Bitcoin karşılığı gibi olmayan altın üzerinden yapılan basılan para gibi mi? Bu buğday üzerinden kumar oynamak gibi. Dolar üzerinden kumar oynamak gibi. Bitcoin gibi düşün. Olmayan, karşılığı hiç olmayan bir şey üzerinden alış satış yapmak gibi. Bitcoin serisine daha bunları tam olarak anlatmadım ama sadece Bitcoin nedir, kripto para nedir anlatmıştık. O ilerleyen bölümünde onun da alış satışı ile ilgili bütün cilveleri anlatacağım. Buğday için bunun olması, sadece buğday için değil bu arada. Kakao, pamuk, fındık, aklına ne geliyorsa. İnsanoğlu bunlar için kontratlar türetti. 2008 mortgage krizini hatırla. Mortgage krizinde krize sebep olan şey neydi biliyor musun? Şimdi kredilerin bankaya ödenememesi, geri ödenememesi bir kriz yaratır zaten normalde. Bankalar şüpheli alacak olan o kredileri bir kontrat haline getirdi. Bir klasör, bir kutu içine koydu. Dedi ki benim bu kadar kredim var. Bu kredileri teminat olarak gösterip yeni bir türev ürün yarattı ve onları sattı insanlara. O krediler geri ödenmeyi patlayınca bu türev ürünler de patladı. Böylelikle akıl almaz bir kriz yaşandı dünyada. Şeyle bağlantılı mı bu? Altın karşılığında para basılıyor dedin. Sonra para altın karşılığında da değil, cebindeki para aslında senin borcun. Borcun gibi, evet. Hani borçlandırarak sana bir eline bir değer veriyor. Bir evet, adına evet. Da para demiş. Evet. Bu da ona benziyor mu? Bu yani da bu mortgage örneği. Evet, bu da birinin birine olan borcunu teminat olarak kullanıp onu başkasına satmak. Borçtan yeni bir ürün yaratıp onu satmak. Yani bu sistemin zaten bir yerde patlak vereceği şimdi zaten aşikar. Şimdi buna sattığım, benim sana buradan sattığım ürün bu borcu temel alarak gelen bir ürün. Buradaki borç ödenmeyince sana sattığım ürün de aslında sıfır. İşte buradaki borç ödenmedi. Burada satılan ürünlerde tatlı tatlı yenilenin acı acı. Traderlar bu tarz ürünler üzerinden, mesela buğday üzerinden yatırım yapabiliyor. Vadeli işlem yapabiliyor. Opsiyonlar var bunlar üzerinde. Onları detaylı belki vadeli işlem, opsiyon, türev ürünler diye bir başka video çekebiliriz. Bayağı karmaşık hale geliyor bizim kanal bu arada. Ben istemiyorum bu kadar karmaşık hale gelmesini ama bu tarz ürünler var. İnsanlar, sade vatandaş muhtemelen hiç haberdar bile değil. Buğdayın hareketinden, günlük hareketinden, haftalık hareketinden, aylık hareketinden, işin içinde hiç buğday olmamasına rağmen birileri para kazanıp para kaybediyor. Alıyor, satıyor falan filan. O kağıtları, kontratları. Adama buğday demişler. Buğday coin. Buğdayla alakası şöyle var. Yani fiyat, buğday fiyatına göre belirleniyor. Ona paralel yükseliyor ve düşüyor. Buğday fiyatı da işte borsasında, asıl fiziki alış satışın yapıldığı borsada işlem görüyor. Bitcoin'de bu yok mesela. Bitcoin'de hani karşısında bir temel yok. Buğday kontratının karşısında yine bir buğday var. Bir borsası var. Sen alıyorsun, ben satıyorum. Alıcılar, satıcılar bir fiyat belirliyor. İşte o ETF'lerin fiyatları da onlara göre oynuyor. Opsiyonlar vesaire onlara göre gerçekleşiyor. Şimdi gelelim işin cilveli kısmına, cıvcıvlı kısmına. Bana soruyorlar, uzun zamandır sen de şahit oluyorsun. Dolar mı alalım, altın mı alalım, onu mu alalım, bunu mu alalım? Ne diyorum? Buğday alın diyorum. Çok uzun zamandır bunu söylüyordum. Şimdisinde bu artık bir yatırım olmanın yanı sıra aynı zamanda bir zorunluluk. O ETF'lerde belirlenen fiyatlar dediğim gibi buğdayın üzerinden geliyor ya. Buğday ne oldu, ne etti falan filan. Şimdi içinde bulunduğumuz dönemi düşün. Korona salgınıyla etraf kasıp kavruluyor. Bütün ülkeler kapılarını kapattı diğer ülkelere. Ne ithalat var, ne ihracat var. Herkes gıdanın kıymetini anladı. En önemlisi buğdayın kıymetini anladı. Şimdi biz senelerdir ithalat rahatlığına güvenerek buğdayda kendi yapamadığımız tarımda oluşan açığı ithalatla kapattık. Buğday fiyatları bizde mesela 2 liranın üzerine çıkmadı. Niye çıkmadı abi? Çünkü eken olmamasına, rekolte her geçen sene biraz daha azalmasına rağmen biz her geçen sene biraz daha fazla buğday almaya başladık dışarıdan. Baskılandı Rusya'dan. Yani. Tabii tabii. Doların baskılandığı gibi. Aynen öyle. Çiftçi zaten lanet etmiş. ekmiyor. Her sene biraz daha az çiftçi buğday ekiyor. Çünkü para kazanamıyor. Kazanamamasının en temel sebebi de ithalat. Şimdi ithalat olduğu müddetçe daha çok çiftçiyi kaçırıyorsun. Daha az buğday çıkıyor. Daha az buğday, daha fazla ithalat. Daha az buğday, daha fazla ithalat. Kısır döngü. Bir kısır döngüyle biz eriyoruz. Yani dünyanın tahıl ambarı iken özellikle Konya Ovası şimdi Rusya'nın buğdayıyla günü kurtarmaya çalışan bir ülkeyiz. Şimdi zurnanın zırt dediği yere geldik. Bu sene ithalat olmayacak gibi görünüyor. Peki buğday ekildi mi? Ekim ayında ekilmedi. Burada buğday eken, geçen senelerde buğday eken herkes benim bulunduğum bölgede regras ekti. Çünkü buğday para etmiyor. En azından hayvanlara yedirecek ot olsun diye ota döndüler. Arpa zaten varla yok arasıydı. O da yok. Yani biz bu sene, biz değil, bütün dünya kendi yağında kavrulacak. Özellikle buğday konusunda. Geçen senelerde ürettiği buğdayı 1 liradan, 1 lira 20 kuruştan, 1 lira 30 kuruştan satamayan çiftçi bu sene üretmediği için kafasını duvarlara vuracak. O buğdayı üretmediği için. Bu sene fiyat kaç olacak? Hiçbir fikrim yok. Yaşayıp göreceğiz. Ama ithalat kapılarının açılacağını zannetmiyorum ben. Şimdi o yüzden buğday piyasasında traderlara sesleniyorum. Buğday piyasasında buralardaki fiyatlar bayağı uygun durumda. Yatırım tavsiyesi değildir. Aklınızda bulunsun. Hani yatırım olarak sordukları zaman neye yatırım yaparsın sen diye sordukları zaman buğday diyorum ya. İşin trader kısmındaki açıklamam bu. Buğday üzerinden para kazanabilirsin. Nereye çıkacağına inan bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Hasat zamanı gelsin birkaç ay sonra fiyatların ne olacağını gerçekten tahmin bile edemiyorum. Hasat zamanı dediğin hasat edilememe zamanı. Yani aşağı yukarı. Bakacağız yani duruma. Haberin var mı? Devlet hazine arazilerine çiftçilere buğday ekimi için tohum, evet, teşvik, evet, alım garantisi gibi düzenlemeler ve teklifler getirmiş. Neden? Tutuşulduğu için. Çünkü senelerdir söylediğim şey ithalat olduğu müddetçe kimsenin umurunda değildi. Şimdi ne oldu? Yandım anam diye bağırıyoruz. Evet. Her yeri ekelim. Ben ne diyorum abi kaç senedir? Ya bu ülke cennet ülke. Bir karış toprak bırakmaman lazım. Ekilmedik. Senelerdir çiftçi kaçıyor. Senelerdir düşen bir eğrideyiz. Tarımda. Ya buğday ya. Şimdi ne oldu? Şimdi ne değişti? Koronavirüs geldi. İthalat kapısı kapandı. Biliyor adam ithalat yapılamayacak. Biliyor adam ekmek. Nasıl üreteceğiz ekmeği? Evet. Türk insanı ekmeği arar baba. Ekmek yoksa Türk insanı var. Yok yani. Adam kazandığı parayı bile ekmek parası olarak söylüyorsun. Ya, gördün mü cuma akşamı ekmek kuyruğunu? Gördüm. 2 gün. 2 gün evde kalacağız diye ekmek için kavga çıktı. Birbirini dövdü adamlar. 2 gün evde kalacağım diye çuvalla ekmek almış götürüyor adam öyle. Aradın mı ekmeğin değerini, buğdayın değerini? Tabii onun altında belki 2 günden fazladır. Belki 2 gün diyorlardır. Endişesi. Bilemiyorum ama yani ilk neye saldırdı adam? Ekmeğe. Fırına, ekmeğe. Baba daha ne olsun? Daha ne olması lazım anlayabilmek için? Daha ne yapması lazım yani? Ekmeğin dile mi gelmesi lazım? Buğday ekin arkadaşım ben yarın yokum diye. Bunu mu bekliyorsun yani? İşte az evvel söyledin ya tarım arazilerini herkes eksin. Gerek kullanılmayanları ektireceğiz. Her karışı ekeceğiz falan filan. Kaç senedir söylüyoruz arkadaş? Şimdi sen çıkıp kahramanlık yapma her tarafı ektireceğiz diye. Mecbur kaldın, ektireceksin. Mecburiyetten yapıyorsun. Bir de bunu bak. Gördün mü? Arkadaşlar lütfen benim kıymetimi bilin. Şu videolar çekilsin diye şu öfkeye birebir ben maruz kalıyorum. Yani siz oradan ne kadarını hissediyorsunuz bilmiyorum ama abi bana niye bağırıyorsun? Gözlerimden ateş çıkıyor. Ya ben bazen... Bir an kendimi diyorum ki ben gideyim bari buğday ekeyim. Bazen öfkemle besleniyorum ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ama yani öfkesi olmayan, isyanı olmayan adam değildir arkadaş ya. Evet. İsyan edeceksin. Şimdi gelelim ikinci hitap edeceğim kesim. Sıradan vatandaş, sade vatandaş. Çiftçi, şehirde karnını doyurmaya çalışan işçi, beyaz yakalı, mavi yakalı, her neyse. Bildiğin fiziki insan. İhtiyacımız olan şey buğday. Ben şimdi demek istemiyorum. Hani gidin alın, doldurun evlerinizi unla, buğdayla, ekmekle gibi bir şey oluşmasın. Böyle bir panik havası da oluşmasın. Fakat fiyatların çok yükseleceğini düşünüyorum özellikle buğday için, ekmek, makarna vesaire için aklınızda bulunsun, kulağınıza küpe olsun diye söylüyorum. Varsa imkanınız bir miktar, hani bu kriz dönemini atlatacak kadar, kriz derken yaşanacak bir buğdaydaki fiyat artışından bahsediyorum. Bu zorlu dönemi atlatana kadar kendinizi idame ettirecek gıdayı, en azından temel gıda maddelerini temin edin. Yani bu bir yatırım tavsiyesi değil, bu bir dost tavsiyesi. Dost tavsiyesi, aynen öyle. Yani ben bu sene rekoltenin çok düşük olacağını düşünüyorum. İthalat kapısının da kapalı olacağını düşünüyorum. Bu nedenle kendi yağımızda kavrulacağız. Kendi yağımızın da piyasadaki bütün talebi karşılayabilecek kadar olmadığını biliyorum. O yüzden buğday fiyatları, eğer bu iş uzarsa özellikle, yani bu iş birdenbire tık diye kesilirse, buğday, ekilen buğday ekildi zaten. İthalat kapıları da tekrar açılırsa bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Ama bu iş uzarsa, bu iş büyürse, ki ben büyüyeceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü çok ciddi bir durum. Sadece Türkiye açısından da değil. Rusya da aynı kaygıyla yaşıyor. Yani Rusya da ithalatını bu sene düşünmüyor. Bu sene kendini doyuracak şeyi düşünüyor. Evet. Adam önünü göremiyor ki niye satsın diyor. Ben halkımı doyurmam lazım para kazanmaktan önce şu anda. Seneye parayı gene kazanırsın. Evet. Ama bir sene aç yaşayamazsın. O yüzden herkesin kaygısı, öncelikli kaygı bu olması lazım. Beni İstanbul'dan buraya göç ettiren kaygı buydu. Bugünlerin yaşanacağını az çok müneccim değilim. Hani şu tarihte bir salgın olacak diye göç etmedim. Ama salgın hastalık olma ihtimali var diye göç ettim. Deprem olma ihtimali var diye göç ettim. Küresel ısınma nedeniyle bir gıda kıtlığı yaşanabilir ihtimaliyle göç ettim. En azından kendi yağımda kendim kavrulacak kadar. Şimdi Türkiye'nin yöneticileri bağırıyor ya, ekelim, kendi yağımızda kavrulalım. Tamam da işte bunu daha önce söyleyecektin. Bunu daha önce söyleyen adama zaten öngörülü diyorlar ve iyi yönetici diyorlar. Bugün herkes der, aa buğday az, buğday ekelim, aa buğday ekmeği de geçti zaten. O işte domatesi, biberi ekelim en azından. Ha bu arada bir şey olsun, hani bir ekim seferberliği, bir tarım seferberliği olmalı. Herkes şu anda elinde, bak Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Der ki kıyametin koptuğunu görsen, elinde fidan varsa onu dik. Bunun altında çok derin mana var abi. Bak kıyametin koptuğunu görsen o elindeki fidanı dik diyor. Şu anda elinde fidan varsa dikeceksin. Elinde tohum varsa dikeceksin. Elinde boş toprak varsa dikeceksin. Eğer dikmiyorsan haramdır. Yani vatana ihanet ediyorsun aslında. Evet. Gerekirse zarar etmeyi, maddi olarak zarar etmeyi göze alacaksın ve ekeceksin. Gerekirse devlet diyecek ki desteğin kralını veriyorum. Yeter ki ekin. Çünkü para seneye de kazanılır. Ama bir sene aç yaşayamazsın. Buğday, buğday diye bağırmamın sebebi bu. İşin ekonomisini falan filan da geçti. İşin bakış açısı önemli. Buğdaya bakışımız. Buğday diye anlattığım şey aslında sadece buğday değil. Aynı zamanda domates, aynı zamanda biber, aynı zamanda arpa, aynı zamanda üretim. O yüzden ben diyorum petrole değil baba, petrolün olmadan da yaşarsın. Bak hayvancılık videosunda da söylemiştim. Şimdi korona krizi geldi. Nereyi vurdu? 80 dolarlardan 20 dolara geldi petrol. Düşüşü görebiliyor musun? 20 dolar nedir abi petrol için? 20 dolar seviyesine düştü. Neden? Çünkü petrol şu anda önemsiz. Aslında petrol hayat için önemsiz. Yani yaşam, hayatta kalabilmek için önemsiz. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde petrol en alt katmanda değil. En altta ne varsa sen orada uzmanlaşacaksın, orada kalkınacaksın. Petrol vesaire sonra Allah vermişse onu da kullanırsın. Ben umarım buraya kadar anlattıklarım sizin kafanızda bir şeyler oluşmasına vesile olmuştur. Genellikle anlattığım hayvancılık ve tarım hikayeleri bu kanalda çok fazla tutmuyor. Ama sizin ilginizi çektiyse ve hoşunuza gittiyse lütfen elinizi korkak alıştırmayın. Bu videoyu paylaşın. Buradan Murat Muratoğlu'na da seslenmek istiyorum. Daha önce çektiğim videolardan bir tanesinin başlığını ve içeriğini esinlenerek kullanmış. Aynı videoyu hemen hemen çekmiş. Helal hoş olsun. Kendisini çok seviyorum. Sonrasında da bizim soya ya da hayvancılık diye anlattığımız videolara nazire mi diyeyim artık ya da şey mi diyeyim. Keneviri anlattı. Sağ olsun, Allah razı olsun. Çok da güzel iş yaptı. Çok da güzel izlendi. Bu videoyu da izliyorsan Murat Muratoğlu, sen de bir şeyler söyle. Sana hakkım helaldir. Benim için ne kadar görevse Murat Muratoğlu için de aynı şekilde bir görevdir. Evet. Kendisine yapsa da yapmasa da teşekkür ediyoruz. Ben yapmasını rica ediyorum. Çünkü abone sayısı fazla, dinleyeni fazla, saygıdeğer dinleyeni fazla. Evet. Ya bir kenevir videosu milyon izletmiş. Evet. Bravo. Muhteşem. Evet, yani sonuçta biz bir işleri yapıyoruz ama biz popülist işler yapmıyoruz. Biz taşın altına elimizi soktuğumuz işler yapıyoruz. Bu işlerin bir yere varması için belgeselcilik de budur. Abi benim ne kadar matematikle aramın iyi olduğunu biliyorsun. Ben otururum, bütün gün sabahtan akşama kadar dolar felsefesi yaparım. Videolar çatır çatır izleniyor. Bak hayvancılık, soya, tarım videoları falan izlenmiyor. Ben bilmiyor muyum bu videonun az izleneceğini? Niye çekiyorum o zaman ben bu videoyu? Yani artık bunu açıklamaya bile gerek yok. Seni tanıyan... Belki ilk defa seyredenler için bir esin kaynağı olacak. Evet. Elimizi taşın altına sokup bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Hikaye anlatıp, reklam izlettirip buradan alayım parayı değil. Ha bir de kutsal amacımız var. Ampute hayvan barınağı açmak istiyorum ben bu kanalın gelirleriyle. Evet. Ama işte ben bu kanalın geliriyle bir şey yapacağım diye saçma sapan size bütün gün sabahtan akşama dolar, borsa, forex, dolar, borsa, forex izlettireyim 20'şer 30'ar bin. Alalım paraları, ilerleyelim gibi bir derdimiz de yok. Görüyorsunuz da zaten. Açın kanalın videolarına bakın abi. Soya videosu çekmişim ya. Soya fasulyesi videosu. Ekonomist Çoban. Ekonomi kanalında soya fasulyesinin ne işi var ya? İşte var. Bunun ekonomik boyutları var. Dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Yani çok önemli. Ekonomik boyutu da var da hani aç bak YouTube'daki ekonomistleri böyle bir şey anlatmışlar. Evet. Arz talep meselesi. Yani talep de yok. Talep az ama ben zaten kendi talebimi yaratmaya çalışıyorum burada. Bu anlattıklarımdan hoşlanan adam vardır, tek tük çıkacak mı yani? Olmaz mı? Senin izlenmediği dediğin videon 10.000 izleniyor. 10.000 az mı? Bazı arzlar kendi talebini yaratır. O da bir ekonomik şeyleri var. Biliyorum. Bence tamam. Dostlar, videomuzun sonuna geldik. Mesajlarımızı verdik. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Evet. Katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Onları yazmayı ihmal etmeyelim. Benim sormayı unuttuğum, Mustafa'nın söylemeyi, anlatmayı unuttuğu, eğer sizin kafanızda da bir soru işareti varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Ne yapıyorsun? Ne var orada? Böyle şey olmuyor mu? Videolarda masanın üstüne oyuncak koyuyorlar. Objeler falan oluyor. Yani bizdeki de obje böyle oluyor. Yani çobanın çam sakızı çoban objesi. Budur yani. Seni veren Allah'a kurban olsun. Kendinize iyi bakın dostlar. Kanallarımıza abone olup bildirim zillerini açmayı, videoyu beğenmeyi ve eğer beğendiyseniz ve sizin gibi beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza sosyal medya hesaplarından paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Mutlu günler. Görüşmek üzere. Öpüyor lan bu beni.